Eğer bir insan geçmişte korkular yaşamışsa, bu korkulardan kurtulmak için ne yapmalıyız? Siz göreceksiniz, etrafınızdakiler diyecek ki ben kediden köpekten korkuyorum. Diyecekler ki ben örümcekten yılandan korkuyorum. Ben yükseklikten korkuyorum. Asansörü binmekten kapalı alandan korkuyorum. Diyecektir ki ben elma, armut, şeftali denediğimde böyle rahatsız olurum. Siz oluyor musunuz? Hayır, beğenmiyorlar. Öyle yapınca ben birebir yaşadığım Evet. için. Ya da derler ki bana dokunduğunda ben böyle bağırırım, küfrederim, kaçarım. Tik. Ben de yumruk atarım diyorlar. Tikler, takıntılar varsa, korkular varsa kişi nasıl kurtarılır? Şimdi onu göreceğiz. Ya da obsesif bozukluklar varsa, kimisi elini saatlerce çeşmenin altında yıkar. Kim bir damla su değdiğinde elbiselerini değiştirmek zorundadır. Kim 8 saat banyo yapar. Kimi der ki ben gece yalnız yatamam. Kimi der ki bende karanlık korkusu var. Kimi başka bir şey der. Bunlardan kişiyi kurtarmak için çalışma. Gözlerimizi kapatalım. Herkes Tülay Hanım'ı bir ağaç olarak görsün. Bu korkunuz, bu ağaçta bir hayvan olsun. Nasıl bir ağaç, nasıl bir hayvan görüyorsunuz? Siz bir kişiyi ağaç olarak hayal ettiğinizde onun problemini ağaçta hayvan hayal edersiniz. O hayvanı zümrüdüanka'ya dönüştürdüğünüzde kişi probleminden kurtulur. Bir hayvan zümrüdüanka'ya döndü mü Şimdiye kadar herhangi problem bir konuda bir olmaktan şey çıkar, öğrenmedim. çözüm olur artık. Kedi problemdi, zümrüdüanka'ya döndürdüğümüzde çözüm oldu, şifa oldu.